Neredeyiz? Neredeyiz? Londra'dayız. Burası neydi buranın adı tam olarak, fuarın adı? Excel, binanın adı Excel, Excel. evet. Excel London'dayız. Burada League of Legends'ın 10. yıl kutlaması yapılıyor. Bir parti veriyoruz aslında. Oyun oynayarak parti veriyoruz. LAN parti. Evet, LAN parti var. Arkada 500 gördüğünüz bilgisayar. 500 bilgisayar Evet, var. 500 bilgisayar. İnanılmaz. Ve 500'ü de dolu. Herkes oyun oynuyor deliler gibi. Yeni oyunu deniyor insanlar. Hatta mobil oyunda deneme şansını Evet, tam elde altımızda. ettik. Bugün şahsen ben oynadım. Güzeldi. Upload kaç orada? Abi çok yüksek. Çok çok yüksek. Baya baya yüksek. Bugün aynı zamanda Hasan abiye sizlerden gelen soruları da soracağız arkadaşlar. Kendisi Riot Games. EMEA. Bunun açılımı tam olarak... Şimdi Avrupa, Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Hindistan. Evet. Yani şeyden başlayıp buradan bulunduğumuz İngiltere, İrlanda, oradan başlayıp şeye kadar, Hindistan'a kadar giden bütün Aynen. bölge Rusya Bayağı büyük dahil bir böyle bir bölge. bölge. Ve Güney Amerika Evet, direktörü. Brezilya ve Latin Amerika'da var. Yani orada. Sorumlusu kendisi. Böyle istediğinizi sorabilirsiniz. Evet. Riot Games, League of Legends, yeni oyunlar hakkında aklınıza takılanlar, sormak istedikleriniz. Hem böyle bir Q&A tarzında, soru cevap tarzında olsun yayın. Hem de ben de gireceğim bir yandan. Şöyle Oynayacağım. söyleyeyim. 7,5 senedir Riot Games'deyim. 16 senedir oyun sektöründe çalışıyorum. İşte 35 senedir de bilgisayar oynuyorum. O yüzden istediğiniz her türlü şeyi sorabilirsiniz. Ne Evet. zaman geliyor bir şey? Mobil ne zaman geliyor? Mobil ne zaman geliyor? Gördüğüm birkaç tane sonra. Mobil ne Evet. zaman geliyor? 2020'de gelecek. Bu sene sonuna kadar birkaç tane seçtiğimiz pazarda beta yapıyor olacağız. Ama 2020 yılının sonuna kadar bütün her yerde, özellikle Türk oyuncular için de söyleyeyim, oyunun tamamı Türkçe. Zaten biz Riot Games olarak yaptığımız hiçbir oyunun Türkçesi olmamazlık olacak bir durum yok. Çünkü sizler geçtiğimiz 7 yılda bize League of Legends'la o kadar çok şeyi öğrettiniz ve Türkiye'nin bu tip şeylere ne kadar güzel tepki verdiğini o kadar güzel gösterdiniz ki biz bundan sonra çıkarttığımız bütün oyunları mutlaka Türkçe çıkartıyor olacağız. Bu konuda gerçekten bence diğer firmalar da bunu yapması lazım ama maalesef şu anda Türkiye'de espora zaten hem esporu create'leyen, böyle yoktan var eden Riot Games hem de çok önem veren Riot Games. Yani bu lokalizasyon olayını bence bütün oyun firmaları Türkiye'ye yapması lazım. Yavaş yavaş yapmaya başladılar ama insanların bu konuda açlığını gerçekten bilmeleri gerekiyor yani. Ya işte PlayStation zamanında Sony'nin kendi çıkarttığı oyunları Türkçeleştirerek başlamıştı. Onda çok güzel geri dönüş aldılar. PlayStation satışlarına falan çok katkısı oldu. Biz League of Legends zaten birinci günden Türkçe yaparak başladık. Yani şöyle komik bir istatistik. Bugün şu anda League of Legends'ı oynayanların %95'i Türkçeden başka bir dilde oynamıyor. Vay. Yani adamlar için, herkes için şey, default dil Türkçe. Evet. Yani İngilizcesini bilen sayısı %5 filan şeyde bakıldığında. Çok çok önemli bir Çok güzel şey. bir ses. Ki League of Legends gibi bütün özellikleri bilmen gereken, deneyin counter'ı, işte bütün eşyaları bilmen gereken bir şeyde bu çok daha önemli oluyor. Bu sayede Evet. İngilizcesi kuvvetli olmayan ya da yaşlı daha genç olan bütün arkadaşları bu camiaya çekebildik. FPS oyunu ne zaman geliyor? Bu benim Çetin de çok merak ettiği bir soru. Güzel bir Çünkü soru, ben çok güzel. genelde yayınlarımda FPS oynadığım için. Şimdi FPS oyunu ile ilgili herhangi bir kesin tarih veremiyoruz bittiği zaman ama çok uzun bir şey de değil yani. Dün mesela dövüş oyununda arkadaşlar dedi ya biz böyle bir dövüş oyunu yapıyoruz ama bir süre bizden ses duymayacaksınız. Şey de öyle değil. Biz şu anda FPS oyunu için yatırımlarımızı, altyapı yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Çünkü oyunda hakikaten bir bizim için ping çok önemli. İki, anti cheat çok önemli. Üç, işte diğer bu tactical shooter'larda olmayan birkaç tane daha şeyi boşluğu hedefleyip gittiğimiz için çok uzun sürecek bir şey değil. Ama size dönüp de mesela yılbaşında çıkıyor çocuklar hep beraber oynayalım diyebileceğim bir durum da yok. Bu tip şeyler biraz altyapıların yetişmesiyle, oyunun belli noktalarda hazır olmasıyla ama biz şu anda şirket içinde düzenli olarak her gün playtest yapabilecek bir durumdayız. Öyle söyleyeyim. Süper. Benim de en çok gördüğüm sorulardan biri, hatta benim de merak ettiğim sorulardan biri. MMORPG gelecek mi Mark Riot Games'ten? Mello'da sorun. Şimdi bizim geçen sene Mark'ın böyle bir Twitter'da takılırken ya bakın biz böyle bir harita çıkardık.
bunun MMO'su olsa ne güzel olur dedi. Herkes MMO yapın, MMO yapın. Şimdi MMO'daki problem şu. Mesela ben 15 senedir açıldığı günden beri World of Warcraft oynuyorum. Klasik çıktığında da bir 15-20 saat oynadım. Sonra ya ben bu deneyimden 2004'te geçmiştim. Bir daha denemek istemiyorum 2019 yılındayım diye. Çok kısa bir soru sıkıştırayım mı? Lafını kesiyorum. Bence MMORPG, iyi bir MMORPG olması için lore'unun, hikayesinin çok kuvvetli olması gerekiyor. WoW bence bunu başaran aynen öyle. Tek hatta en büyük MMORPG oyunlardan biri. LoL'ün lore'unun o kadar iyi olduğuna inanıyor musunuz? Şimdi şöyle iki tane şey. Birincisi 15 sene önce World of Warcraft başladığında ellerindeki şey Warcraft 1-2-3'ün lore'uydu. Evet. Onun üstüne World of Warcraft'ın lore'unu inşa ettiler. Hatta belli bir noktaya geldiğinde o kadar karışık bir hale geldi ki bütün lore'u toparlamak için ayrı bir ekip kurdular. Fark ettiyseniz belki 3 tane 3 ciltte kitap çıkarttılar. Bütün lore, ulan bu neydi, bu kimdi filan diye karıştı. O yüzden sağlam lore oturtmak çok çok önemli. Biz o yüzden MMORPG'yi bir kenara bırakalım. Biz League of Legends'ın yani Runeterra'nın fundamental lore'unu oluşturmak için mesela bununla ilgili bir tane de kitap çıkıyor. Ay sonunda falan çıkmış olacak herhalde. Legends of Runeterra kart oyunu ama aynı şekilde bu Runeterra'yı anlatan bir kitap çıkıyor. Buradaki baktığımız şey bizim bu hikayeyi birinci günden oturtmak. Bizim bu arada bu işin başında olan arkadaşımız da Ghost Crawler. World of Warcraft oynayanlar bilir. Ghost Crawler World of Warcraft'ı ilk kuran ekibin içinde. Dolayısıyla bu şeye, hikayenin sağlam temelleri oturmasına çok önem veriyoruz. Çünkü bakıldığında 5'e 5 takım savaşlarının olduğu bir MOBA'dan bahsediyorsunuz. Evet. Hep aynı arenada oynuyorsun. Ne kadar hikayesi olabilir? İşte bu yeni çıkartacağımız, çıkartmakta olduğumuz oyunlarla o hikayeyi biraz daha derinleştirip çizgi bilim dizisiyle daha böyle bir insanları bu evrenin içine çekip kitaplarla, işte çizgi romanlarla, Marvel'da çıkarttığımız çizgi roman mesela buna çok güzel bir örnek. İnsanlara bunu yaymaya çalışıyoruz. MMO'daki bence başka bir problem şu. Mesela Blizzard yaklaşık 2 senede bir tane expansion çıkartıyor. Evet. 2 senede uğraşıp hazırladıkları content'i biz hardcore oyuncular yaklaşık 15 günde tüketiyoruz. Evet, maalesef. Şimdi bunun formülünü bulabilen birisi olursa hakikaten MMO yapılabilir ve devam da eder. Yoksa yani herkes evet yeni content çıktığında Blizzard'a dönüyoruz, World of Warcraft oynuyoruz, sonra herkes başka şey oynuyor. Evet. Ve o yüzden MMO olsa bile ben yani çok daha değişik bir MMO olması gerektiğini dünyada inanıyorum. Ama şu anda bizim duyurduğumuz bir MMO yok arkadaşlar. Daha var ya. Biraz demlenmesi lazım arkadaşlar. Hem hikayenin hem diğer oyunların biraz böyle bir demlenmesi lazım. Daha yeni Riot Games tek oyundan çok oyunlara geçiyor. Bir anda böyle bütün türlere girerse diğer firmalar ne yapsın? Bak birisi kocaman yazmış. Bana da dünden beri Instagram'dan soruyorlar. 10. yıla özel ban affı var mı? Evet. Kusura bakmayın yok. ban konusunda çok şeyler ya. Riot. Tak. Yaşadım biliyorum. Herkes bir şekilde yaşamış. Bir dakika. Bak şey demiş, LoL'ün TFT, Runeterra, FPS kart oyunu çok kolay yayılması niye bu kadar zaman aldı? Evet, tam onu okuyordum, aynen öyle. Şöyle söyleyeyim, şimdi biz biliyorsunuz yaklaşık aylık her ay 100 milyona yakın oyuncuya hitap ediyoruz. Dolayısıyla her şirketin de belli bir kaynağı var. Şimdi siz elinizde hali hazır, size sadık olan 100 milyon oyuncuya servisten geri adım atmadan her sene e-spor olsun, oyun içeriği olsun, her sezonda yenileyen meta olsun, üstüne koyarak devam ettiğiniz bir ortamda doğal olarak yeni oyun geliştirmeye zamanla kaynak ayırabiliyorsunuz. Bir de biz hepimiz çok çılgın oyuncu olduğumuz için mesela Legends of Runeterra'ya bakalım. Ya bir kart oyunu yapalım dediğimiz, ben bu kart oyunu projesini duyduğumdan beri çok oldu ama bugüne duyurma şeyimizin olayı, ne zaman bizim içimize sinerse, ne zaman biz bir oyuncu olarak bunu aylarca, yıllarca oynarız dediğimiz noktayı bekledik, o zaman duyurduk. İçimize sinene kadar o oyun belki 35-40 tane değişimden geçti. Yaptılar, attılar, yaptılar, attılar, yaptılar, attılar. Sonunda da iddiamız işte pay to win olmayan ve derin stratejik derinliği ön plana çıkaran, hep aynı metanın var olmadığı, metanın çok hızlı değiştiği, League of Legends'daki gibi sık değiştiği bir kart oyunu oluşturmaya çalıştık. En önemli şey aslında pay to win olmaması diyebilirim. Yani o dün yayında da anlatırlarken şundan bahsettiler, özellikle değindiler. Direkt parayı verip bütün decklere sahip olamıyorsunuz. Belli haftalık limitiniz var. Bazı kart limitleriniz var.
Sadece o kadar hani PayLay'e daha ediyorsunuz. Önemlisi random paket satın almıyorsun. Evet. Bir paket alıp içinden 5 tane rastgele kart çıkmıyor. Paketin içinden ya da herhangi bir kutu açtığın zaman kutudan çıkan kartlarda şeyler çıkıyor. Wild kartlar çıkıyor. Mesela mavi kart, yeşil kart, turuncu kart. Onu istediğin karta yani sen o hafta hangi desteği denemek istiyorsan o kartı değiştirebiliyorsun. Arkadaşlar banlar kalkmıyor. Permabanlar kalkmıyor. Ben permaban yememiştim. Ben bir senelik turnuvalara katılamam bana yemiştim. Bitti banın süresi. Sonra zaten devam ettim ligde oynamaya. Sonra ben kendim bıraktım oyunu. Urf ne zaman gelecek? Urf... 28 Ya tam şimdi yanlış bir tarih söylemeyeyim ama 28 Ekim'den 8 Kasım'a kadar bir zamanda galiba haftaya geliyor. Ama tr.leagueoflegends.com'da bütün detayları var. Evet, bu seferki Urf bir de... Hakikisi. Evet, hakikisi. Ya istediğiniz şampiyonu seçip oynayabiliyorsunuz. Random vermiyor. Evet, zaten herkes bize bir cevap vermemize fırsat kalmadan chat'tekiler cevap veriyor. Mobil oyunların desteklediği telefonlar, ciddi yüksek sistemli telefonlar mı olacak yoksa orta halli telefonlarıyla girilebilecek mi? Evet, bu da soru da şimdi bence... Şimdi çok güzel bir soru ve biz özellikle baktığınızda bizim oyuncularımızın ağırlıklı olanı Asya'da, mobil oyuncularımızın. Ve buraya baktığında mobil spesifikasyon olarak ortalama bir telefonla da çok rahat oynanabilecek. Yani iPhone 11 Pro Max'iniz olmasına gerek olmayan ortalama bir üniversite öğrencisinin alabileceği akıllı telefonla oynanabilsin gibi bir şeyimiz var. Süper. Londra'ya ne yapmaya gittin? Bak sormuşlar. Ben mi? Şimdi şöyle, Riot Games dedi ki ben 10 yıldır bu oyunu yapıyorum. Bu 10 yılda emeği geçen bütün yayıncılar, eski prolar hani böyle gerçekten bir şekilde büyük emeği geçen insanları toplayayım. Aynı zamanda galiba Avrupa'dan da böyle 500 kişiyi random mı getirdim? Yok, random getirmedik. Mesela bir adam var aşağıda. Hı-hı. Adamın League of Legends level'ı kaç arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün 2000 olacakmış. Oğlum ben bilmiyorum ama nasıl şey oluyor. Adam işte 2000. level'a kadar oynamış. 30. level'da bitmiyor ya artık. Ha, benim zamanımda level yoktu o yüzden bilmiyorum. Yani 30'da bitiyor. Şu an şaşırıyor chat bildiği için ama. Adam işte dolayısıyla seçip Avrupa'da mesela bir tane başka adam dediler. Adam bu sabah Nikola söyledi. Adam TFT çıktığından beri 398 oyun atmış. Falan böyle. 398 saat mi oynamış? 398 saat oynamış. Yani böyle random değil baktık. Bir işte... Ferit gibi her ülkede önde gelen yayıncıları, ondan sonra League of Legends'a son 10 yılda vaktini vermiş oyuncuları, işte sadece oyuncu saçımı olması gerek yok, ettim. Aynen cosplayerları filan hepsini toplayıp buraya davet ettik ki evet, burada bu kutlamayı yapalım diye. Bugün güzel de bir konuşma yaptı. Hanımefendi kimdi bilmiyorum ama. O Julia Hardy, o radyo sunucusu. Radyo sunucusu. Ama böyle Riot Games adına konuştuk. Evet, evet, aynen öyle bizim. Ve bütün herkesten gerçekten bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ve bizler sayesinde aslında buralara geldiğimizi falan önemini belirtti. Elvin neden yok sorusu geldi. Ben bilmem, Türkiye'den davete ben bakmıyorum. Topu başkasına attı. Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Türkiye'den kimin katılacağını listesini bizim Türkiye'deki arkadaşlar hazırladı. Evet. Bir de şöyle bir şey yaptılar, herkesi buraya getirmedik. Bu akşam bilen biliyordur, bizim e-spor arenasında bir Türkiye partisi de var. Dolayısıyla bugün burada olmayan yayıncıların büyük bir çoğu da orada olacak. Evet, Şükrü mesela bu telefon evet. Orada evet. Olacak. Dora orada olacak, bildiğim. Onun dışında bizimle uzun yıllar beraber çalışmış olan eski Riotçu arkadaşların büyük bir çoğunu da çağırdık. Onlar da orada olacak. Ve her ülkede bir parti oluyor. Sonunda baktığınızda biz League of Legends'ı kendimiz yapıp bırakmadık. Her iki haftada bir gelen patch'in tamamına yakınında sizlerden gelen geri bildirimler var. Sözlü geri bildirimler ya da oyun içinde incelediğimiz datalarda, win rate'lere baktığımızda yani sizlerin oynamasıyla biz bu oyunu sürekli geliştiriyoruz. Arkadaşlar o yok bu yok diye şimdi şey yapmanıza gerek yok. Of evren ne alaka ya? Ya oralık nerelere gittiniz? Abi bizim vereceğimiz bir cevap yok. Biz belirlemiyoruz. Yani ben hiç belirlemiyorum. Hasan abi de yani... Ben Los Angeles'ta oturuyorum bu arada. Türkiye'de bile oturmuyor. Anlattığınız gibi dinamik meta olayı neden TFT'de olmadı? Her bir peşten sonra sadece iki tane karakteri tıklayıp oyunu kazanıyorsun diye bir sistem etmiş. Çok basit bir şey söyleyeyim. Sağ üst köşede bir tane Riot yumruğu ve içinde bir tane İngiliz anahtarı var. Gördünüz mü? O daha beta deniyoruz.
Şimdi dün yine duyurduk. Rise of the Elements, elementlerin yükselişi yamasıyla bütün rank sistemi demeyeyim de rank sezonları ve patchleri değişiyor. Biz bu arada küçük küçük şampiyon çıkmasına damlalıkla şampiyon vermek diyorduk ama şimdi şeyle birlikte ciddi şekilde sene içinde 3 ya da 4 sezon tam emin değilim şampiyonları rotasyona alacağız. Belli şampiyonlar gelecek. Paket şeklinde gelecek. Ve aynı League of Legends'da gibi ki gibi 3 tane şampiyon, yani 3 tane rank sezonu olacak. Böylece metanın daha sık değişmesini istiyoruz. Süper. Project F hakkında bakın ne görüyorsunuz? Benim gördüğümü söyleyeyim mi? Ben böyle Diablovari bir oyun bekliyorum. İşte o kadar. Oradan benim de söyleyebileceğim o. Çünkü dün akşam gösterilen oyunlar içinde playtest etmediğim tek o. Evet. Dolayısıyla ben de sizden çok daha fazla bilgi sahibi olmadım. Kimse mi etmedi yoksa daha yani yok ya, edilecek durumda mı değil? Şöyle söyleyeyim. Edilecek durumda değil diyeyim. Duyuracak hale geldiyse o kadar şey. Şimdi oyunların birkaç fazı var. Biraz aslında arkadaşlara onu anlatayım. Bir oyun nasıl yapılıyor? Evet. Aynen. Şimdi normalde belli oyun firmalarında... Onlar da bir taktiği yapılıyor zannediyor ertesi gün. O kadar kolay değil. Mesela belli şirketlerde deniyor ki mesela büyük firmalar, şimdi isim vermeyeyim, bizim haricimizdeki büyük firmalar diyorlar ki ya benim Çin pazarı için bir tane Gocha oyun, yani karakter toplama oyunu yapmaya ihtiyacım var diyor. Kendi birlikte çalıştığı 20 tane stüdyodan birine diyor ki bana 2021 Haziran'ına Çin ve Kore'de popüler olacak bir tane mobil Gocha oyunu yap diyor. Bütçe de bu kadar diyor ve çekiliyor gidiyor. Evet. O oyun çıkıyor. Ondan sonra işte onun marketingi ayarlanıyor falan. Biz de Riot Games'in 2500 çalışanından herhangi birisi ya da herhangi bir grup bir akşam otururken ya ben şu oyunu çok seviyorum ama şu oyun keşke daha güzel olsaydı. Mesela Hello Kitty MMO'su olsa ben sabahtan akşama oynardım diyen bir grup oturup ya biz bu Hello Kitty MMO'sunu nasıl yaparız diye bir oyun tezi oluşturuyorlar. Bunu bir tane bizim araştırma geliştirme konseyi var. Ona sunuyorlar. Oradaki insanların aklına yatarsa deniyor ki bu arkadaşlar size 6 ay süre şu kadar da para bize bir prototip getirin. 6 ayın sonunda o prototip onaylanırsa ön üretim, pre-production dediğimiz şeye geliyorlar. İşte orada bu tez gerçekleşir mi, dünyada kaç kişi bu oyunu oynar falan. Çoğu bu projelerin 10 projeden 9 tanesi falan bu aşamada zaten patlıyor. Çünkü oyun yapmak hakikaten çok kolay değil. Emin olun arkadaşlar, oturun arkadaşlarınızla bir tane basit masaüstü oyun yapmaya çalışın. Ve o oyunu insanların yüzlerce saat oynamasını düşünün. Yani o kadar kolay değil. Ondan sonra şu anda bizim sunduğumuz oyunların tamamı mesela işte Project A olsun, Legends of Runeterra olsun, Project L olsun, bunlar üretim aşamasına girmiş oyunlar. O zaman bütün yazılımcısıyla, altyapı mühendisiyle, networkçüsüyle girip o oyunu oluşturmaya başlıyorsun. Ondan sonra da işte o oyunun şeyine göre 12 ila 24 ay arasında çıkma ihtimali oluyor noktadan yani sonra. Neredeyse aslında şu an duyulan oyunların hani 1-2 sene yayılan bir geçmişi var. Tabii aynen öyle. Şimdi onların her birinin, baktığınız oyunların her birine biz League of Legends benzeri bir destek vermeyi hedeflediğimizi düşünecek olursanız her firma, yani baktığınızda bu kadar çok oyunu destekleyebilecek altyapıyı oluşturmak da zor. Riot'un, bu da benim de harbiden kafama takılan bir sorudur. Riot hali hazırda olan türlerde oyun çıkarması, Overwatch, Hearthstone, Tekken gibi sizce biraz geç olmadı mı? Yani 10 sene geçti, 10 sene tek oyun böyle biraz şey durmadınız mı Riot Games olarak? Ya şöyle, şimdi arada oyun çıkartırsın, denersin, oyunu 6 ay insanlar oynar sonra bir daha oynamazlar. Bizim istediğimiz o değil. Kalıcı bir oyun kalıcı yapmak için. Kalıcı kaliteli oyun. Kalıcı kaliteli oyun ve o şeyle mesela baktığınızda kart oyunları mesela biz ilk düşünmeye başladığımızda bu daha Hearthstone yoktu mesela. Hı hı. Ama sonra bizim istediğimiz seviyeye biz gelene kadar Hearthstone çıktı, o çıktı, bu çıktı, Magic var. Şimdi piyasada 20 küsur tane kart oyunu var. Ama biz hala kendi hedeflediğimiz o fırsatı hiçbir kart oyununun tanımlamadığını düşündüğümüz için bu yolda gidiyoruz. Aynı şekilde FPS oyunu dediğimizde haftada herhalde 5 tane falan FPS çıkıyordur diye düşünüyorum. Öyle. Orada da baktığınızda mesela biz bir arcade shooter gitmiyoruz. Baktığınızda bir Battle Royale çıkartmıyoruz. Biz şu anda yapmaya çalıştığımız bir tactical shooter ve high risk high consequence diyeceğim. Yani risk alıp ama sonunda da yani hep burada hani bir şey duygusu vardır ya. Bir şey yaptığın zaman vay be nasıl becerdin dersin. Ulan
Allah kahretsin nasıl oldu dersin. Böyle çok yüksek başarı, yüksek hüzün olan oyunlar üzerine. Zor bir oyun. Evet yani. Yani bayağı şimdi, zor bir oyun olacak. Şimdi baktığınızda League of Legends'ı da öğrenmesi dünyanın en kolay oyunu değil. Evet. Aynı tabii. Kafada aynı düşünüyoruz yani. Onun bir şeyi var. Easy to play, hard to master. Yani easy to learn the basics ama hard to master çok zor. Aynen. Yani. Bir soru vardı. Bütün oyunlar aynı client'tan mı diyorsun? Ha, aynen o şimdi soru vardı. Şimdi bizim burada herkesin aklına gelen sizin Steam, Epic ya da Battle.net gibi bir şeyiniz tabii olacak. Tabii oradan alışkanlık. Şu anda mesela masanın üstünü gösterebilir misin? Tabii. Arkada şunu göstermişim. Mesela şurada baktığınız arkada Resident Evil'ın tarafı çıkmış. Masa üstünü göstermişim. Masa üstünü göstermişim. Bak şöyle göstermişim. Çok basit. Şuradan mesela burada masa üstüne baktığınızda yukarıda League of Legends ikonu var. Evet. Legends of Runeterra ikonu var. Evet. Ama bunların ikisinin birlikte olduğu bir Battle.net yok. Evet. Gerek de yok. Bunlar aynı servisleri kullanıyor. Yani en önemli şey şu anda kullandığınız League of Legends hesabıyla bütün Riot Games oyunlarını oynayabileceksiniz. Ama bunlar için öyle bir Battle.net indir. Ondan sonra şey yaptı. Yani her oyun kendi içinde standalone. Ha? Bu niye var o zaman? Hayır yani bak, League of Legends ne oynamak istiyorsan onu klikleyeceksin. Ha, ne oynamak istiyorsan onu tabii Battle.net gibi bir şeye gelip ondan öbürüne gireyim ya da bir tane ana client olsun, altta da bir sürü client olsun. Ama öyle daha iyi değil mi? Şöyle bir şey burada, şunda var mı bakayım? Daha henüz açmamışsın yani ama. Yani Riot Games client olsa, Riot Games client'ından tıklayıp girsem daha iyi değil mi? Bir klik daha fazla. Hmm. Ya öyle düşünüyorsanız okey. Ne oynamak istiyorsan, herkes her oyunu bir de benim mesela oyuncu olarak hoşuma gitmiyor. Bir client'a giriyorum. Her tarafı reklam panosu gibi. Onu da al, onu alırsan yanında bu tamam güzel bir çapraz evet. Satış güzel ama ya marketing olarak da firma için daha iyi aslında. Evet. Ama bir de baktığında bu oyunların büyük bir çoğunun şimdi League of Legends'ın ayrıca mobili geliyor falan ama ileride oyunların mobil oyunların daha revaçta olduğu bir noktada ben şu anda bir firma 3-4 tane oyunu olsun da mobilde bir tane client olsun da onun içinden giriyor ki hepsinin her oyunun kendi ekranı var baktığında. Yani o kafada düşündüğünde insanları bir an evvel oyunun içine sokmak için. Mesela Legends of Runeterra açık değil mi? Bak orada bir tane daha kapattım. Açık açık. Ben açsana onun orada bir şey göstereceğim yine oyunun client'ının içinde. Açayım mı oyunu? Aç aç. Bak. Orada sign in. Hemen gireyim. Türkçe sunucu şeyle. Bayağı oyun açılır gibi takım. Bak şimdi burada çok fazla bir reklam alanı yok farkındaysan. İnsanı bir an evvel oyuna sokmak gibi bir evet, hedefimiz play, var. Collection. Aynen o kadar evet, şey. Önden menü şey o kadar. Buradan direkt giriyorsun buradan zaten. Zaten direkt desteği seçip oyuna giriyorsun. Çok güzelmiş destek. Teşekkür ederim chat. Beğendiniz mi? Ama güzel lekti. Evet. Güzel lekti. Niyet koptu. Şey soruyorlar. TFT neden League of Legends client'in içinden giriyor? Diye. Şimdi mobilini de duyurduk. Artık girilmesine gerek olmayacak. Bir tane mobil app olacak. Ondan direkt çalıştırabileceksiniz. Zaten TFT'yi ayrı oyun olarak görmüyorsunuz değil mi? Yani League of Legends içindeki bir mod olarak. Mod olarak görüyoruz ama aslında baktığında şey ayrı gibi oyun değil aslında. Yani aram değil. Evet tabii. Dolayısıyla ayrı bir oyun, ayrı bir app'i olacak baktığında ama işte crossplay dediğimiz en bilgisayardan yani bir oyuna girdiğinizde 8 kişiden 3 tanesi bilgisayarda 5 tanesi mobilde olabilecek. Çünkü öyle bir avantaj sağlamadığı için ping ya da interface açısından öyle bir oyuna gidiyoruz. Animeyi nereden izleyeceğiz? Onunla ilgili bir sürü şeyle konuşuyoruz. Zaten o konuda anlaşmış olsak dün akşam işte şu kanala geliyor ya da şu şeye geliyor diye. Ama şunu söyleyebiliriz. Türkçe olacağını şimdiden söyleyebiliriz size. Dublaj mı yoksa? Dublaj. Aa. Tabii. Yani League of Legends'da bütün şampiyonlara dublaj yapıyorsak niye animeye yapmıyoruz? Süper. Güzel haber. Hasan abi yazdı. Hasan abiyi tanıyor musunuz? Kaliforniya'da Türkiye yayıncı. Politika yok, yayınları vesaire. Yok, orada büyük yayıncı. Come to California yazmış. Hasan abi hoş geldin abi. Eyvallah. Kaliforniya. Zaten ben Kaliforniya'dayım. The Young Turks. Aynen The Young Turks. Ha Young Turks biliyorum. Aynen işte o. O kanal doğru. Hasan Piker'de. Evet. Kart oyunu ile alakalı yabancı karakterler gördüm. LoL'de olmayan. Tabi olabilir. Fakat
karlar çarpışması yerine, kartlar çarpışması yerine kartın üzerine yaratık çıkıp TFT'deki gibi fight dönse çok hoş olur. Böyle bir şey gündemde var mı? Aslında çok böyle biraz şeyi var. Ya. Mesela Lux, ben oynadım bugün, biraz oynama şansı elde ettim. Lux mesela o özelliği sayesinde ultiyi atınca bayağı animasyon çıkıyor, ulti vuruyor falan. Öyle şeyler vuruyor. Var. Mesela Braum level up olunca, Braum'a zarar verince Braum'un kafasına böyle bir tane çekiçle vuruyor, içinden bir tane pora atlayıp yana çıkıyor. Onu görmedim. Yani böyle şeyler var. Zaten bütün şeyler mesela şampiyonlar level atlayınca direkt böyle bir full animasyonu vesairesi var. Onu gelişecek mi mesela diyor yani. Yani öyle kozmetik, çok ciddi kozmetik çalışmalarımız var ama bugün bu hafta biz şeyi test ediyoruz. Temel olarak oyunun temel oyun oyuncularımızın hoşuna gidiyor mu? Beğeniyorlar mı? Memnunlar mı? Ona göre zaten bir sonraki preview eventte başka şeyler görebilirsiniz. Evet. Extreme abi, o sorunun cevabı aslında az önce verildi. TFT'de olduğu gibi yenilenecek mi? Pardon. Kartlar da TFT'de olduğu gibi yenilenecek mi diyor ileriki sezonlarda? Şimdi şöyle bir kere mesela şu anki kart oyunlarında en önemli şey, siz bayağı bir para harcayıp özel bir kart yapmışsınız. Evet. Dolayısıyla bunda bütün kartların değeri aynı olduğu için, yani yaptığınız her turuncu kartın aynı değeri. O yüzden balans ayarı çekmek ve metayı öldürecek, ulan bu kart direkt kırık dediğiniz kartları direkt nerflemek haftalık bile mümkün olabilecek bizim açımızdan. Aynı zamanda şu anda bu sette, test edilen sette 6 tane fraksiyon var. Ama baktığımızda League of Legends'da toplamda 12, 13, 14 tane fraksiyon olduğunu tahmin ediyorum. Demacia, Noxus vesaire. O yüzden daha zaman içinde yeni gruplar, yeni şampiyon. Bir de League of Legends'da bugün 150'ye yakın şampiyon var. Tam rakamı artık ben de kaçırdım. Bu şeyde 24 tane şampiyonla başlıyoruz. 153'tü galiba. 153 olabilir. Playtest'te şeyle başlıyoruz. 24 tane şampiyon var. Daha gidecek çok yer var. Benim de merak ettiğim bir soru, menajerlik oyunu hakkında biraz bahsedelim. Çok güzel değil mi? Yani inanılmaz, ben görünce de şok oldum ya. Şu, çok güzel. Beklemiyorduk. Bir tane oyunumuz vardı, bir tane MOBA oyunumuz vardı. Yıllarca uğraşıp MOBA oyununu spora dönüştürdük. Evet. Sonra e-sporu da tekrar oyun yaptık. Şimdi bu bizim Tencent'le bir işbirliğimiz olarak geliştirdiğimiz bir şey. Çok da fazla detay ben de oynamadığım için söyleyemiyorum ama baktığınızda aynen gördünüz. Aynen bir menajerlik, yani futbol menajer herkes Türkiye'de çok sever biliyorum. Evet. Futbol menajer, championship menajer, onun e-spor için olduğunu düşünüyorum. E-spor menajerliği. Evet. Üstelik de şey de var yani takımı seçtim, koydum, bastım sonucu değil. Maç içinde müdahale edilebiliyor. İşte atıyorum jungle koridora baskına gitsin, geri gelsin filan falan. O koç olup böyle kafaya bir tane şaplak atabilirsiniz yani. İşte genelde yayın sırası, maç sırasında giremiyorlar içeri ama herhalde o arada konuşuyorlar. O gaz konuşmasını falan yapabiliriz. Oyunlar... Sonunda ama aynı zamanda şey, o e-spor menajerlik oyununun e-spor ekosistemine iyi gelir sağlamasını bekliyoruz. Çünkü baktığımızda aynı bütün bu FIFA'da, Championship Manager'da, Football Manager'da olduğu gibi ismini kullandığınız takımlar, oyuncular, bunlar için bir gelir söz konusu olacak. Zaten evet. İşte doğal olarak lisanslama haklarından. Oyunlar, gelecek oyunlar ücretsiz olacak mı? Hepsi öyle gördüğümüz gibi. Yani hiç bizim şu anda kutu sattığımız bir oyun duyurmadık diyor. Bence en iyi oyun firması taktiği yani. Ücretsiz oyun çıkar, in-game transaction ekle. Gayet kafi yani. Gerek yok yani oyunu bence paralı çıkarmaya. Pay to win olacak belli menajerlik oyunu demiş. Zannetmiyorum. Arkadaşlar MMORPG hakkında konuştuk. MMORPG için şu an çok erken konuşmak yok dedi. Öyle bir şey Hasan şu anda. Ben söyleyeyim. Şu anda öyle bir şey yok diyebilirsiniz. Hasan abi dedi. Öyle bir oyun. Şu an yok öyle. Mark Merida sorun. Varsa olsun. Twitter'dan takip edin. FPS oyunu Overwatch tarzı mı olacak? FPS oyunundan bahsedelim biraz. Aslında FPS oyunu Overwatch gibi olmayacak. Daha çok biraz daha tactical shooter. İşte bugün baktığımızda... Overwatch'ta hero'lar zor ölüyor. Mesela bunda takıp diye öldüğünü gördük. Bunda bir de çok fantastik farkındaysan silahlar falan. Bunda daha gerçekçi silahlar falan var gördüyseniz videoda. Daha çok Counter Strike, işte Rainbow Six, o tarz gibi düşünüyoruz. Daha gerçekçi. Yani gerçekte de fantastik öğeler var ama daha tactical shooter dediğimiz oyun. Abi neden saç ektin diyorsun?
parlama ismi. Kod ver, gel kod ver, kod vereyim kesin. FPS oyununun tanıtımındaki LoL kadar destekleyeceğiz kısmına Türkiye için katılıyor musunuz? Özellikle turnuva bakımından. %100. Ben de onun kefili olabilirim. Harbiden bayağı önem vereceklerini gösterdiler. Mobil oyunlar çok mobil veri tüketecek mi? Hedefimiz o değil çünkü baktığımızda bizim yine pazarlarımızın %80'i insanların aylık sınırlı kotayla iş yaptığı. Burada bir de güzel şeyler var. Bu oyunlara gittiğiniz ülkelerdeki genelde telekom şirketleriyle anlaştığınızda diyorsunuz ki oyunun kendisini indirmek kotadan yemiyor. Çünkü sonuçta bu sizin oyun içi yaptığınız transaction'lardan mobil firmalar da para kazandığı için ne kadar çok insan oynarsa onlar için o kadar iyi olsun gibi bir düşünceleri var. LoL anime ücretli olmaz ya. Sanmıyorum. Ya şöyle, nerede yayınlandığına göre bağlı tabii sonuçta. Yani biz daha hangi kanalda yayınlayacağımıza karar vermediğimiz için. Platforma da daha bağlı biraz daha arkadaşlar. MMORPG'de istek bulunmak için ne yapmamız lazım? O kadar çok istek vardır ki herhalde. Var. Gene marka mı yazsınlar Twitter'dan? Ya, biz sizi duyuyoruz. Dünyanın her yerindeki oyuncuların böyle bir MMO isteği var. Ama Ferit'in de dediği gibi bizim daha biraz size Runeterra'yı gezdirmemiz lazım. Dün akşamki videoda da zaten anlattı birisi. Şimdi bir Disney filmine gidersiniz. Sonra Disneyland'e girdiğinizde bir anda şey gibi hissedersiniz kendisi. Aa, burayı ben biliyorum. Ben burada yaşamıştım. Heyecanlanırsın mesela. İşte bu sabah da sen şeyden geçtin mi o? İnanılmaz heyecanlandım. Ondan mesela bahsedersin. Şimdi bu, aa lan biz niye theme park yapmıyoruz filan oldum ben. Ya story'inde görmüşsünüzdür. İnanılmaz bir atmosferdi. Bir anda Draven çıkıyor, Zed çıkıyor solundan falan. Çok güzeldi, çok iyiydi. TFT Apple geldiğinde sınırlama olacak mı? Atıyorum iPhone 7 üstü oynayabilir. Öyle bir şey yok. Yani düşük yer yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu düşük speklerde olsun diye. Kart oyununa başvurdum. Neye göre kabul ediliyor bu? Güzel. O biraz iki tane şeye göre kabul ediliyor. Şimdi o biraz random ama League of Legends hesabı olanlara öncelik veriyoruz. Okay. Yani burada her zaman bizim için Riot Games'le uzun ilişkisi olan, Riot Games'e sadakati olan oyuncular çok önemli. Açık beta olduğunda herkes gelip hesap alabilecek otomatik ama şimdi kapalı beta ya da deneme sürecinde League of Legends hesabı olanlara öncelik sağlayarak başladık. Dövüş oyunu ne zaman geliyor? O da aynı şekilde şu anda. Şimdi onlar dün, onlar dediler biz bunun üstünde çalışıyoruz. Aynen. Çünkü biz Radiant'ı alıp Riot'ın parçası yaptığımızda da onların kafasında bir dövüş oyunu projesi vardı. Bizim kafamızda da bir böyle bir şeyler yapsak diye vardı. Öyle bir yola girdik ama dövüş oyunu hakikaten iyisini yapmak çok zor. Bir de bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, o oyunu yapan arkadaşlar ikiz kardeş Tom ve Tony Cannon, Evo diye bir şey vardır. Las Vegas'ta finalleri olan büyük, dünyadaki en büyük dövüş organı, dövüş turnuvası. Onu 15 sene önce kurmuş ve 15 seneden beri bunu işleten arkadaşlar. Yani dövüş oyun camiasını çok çok iyi bilen arkadaşlar. Ya bu arada gerçekten Riot Games'in çalıştığı insanlar hani oyun yapımlarında aynı şekilde shooter oyunda da Volcano ile çalışıyorsunuz şu anda. Evet. Yani o da CSGO'da eski prof oyunculardan ve CSGO'ya da sürekli yardımcı olmuş, danışmanlık yapmış bir insan. Hatta cash haritasını yapan adam FM Pony ile beraber. Onu görünce ben de ekstradan heyecanlandım yani. Volcano'nun yaptığını. Çünkü gerçekten iyi bir şey çıkar. Yani dengeli, balanced olarak, hem harita olarak, oyuncunun dilinden anlayan eski prof oyuncunun yapması bile oyunu beni heyecanlandırıyor. TFT profesyonel olarak oynanacak mı? TFT turnuvalarımız olacak. Ama mesela yani daha şu anda mesela şu andaki bizim Vodafone Free Zone şampiyonluk ligi gibi bir lig için çok erken. O lige bile 4. senede mi, 5. senede mi ne geldik yani. Evet. Ama TFT turnuvaları olacak. Battle Royale türevi bir oyun gelecek mi diye bir soru var. Öyle bir şey de benim gördüğüm yok. Benim bilgim dahilinde yok. Eğer gelseydi açıklarlardı zaten. Bütün oyunları açıkladılar neredeyse. Ya şu anda bunun dışında... Açıklamadığınız bir oyun var mı? Açıklamı demin, yani demin bahsettim ya. Prototip öncesi, prototip oyunlar dediğimiz...
Çok var öyle. Ha. Öyle 10-15 tane üzerinde çalışılan küçük grupların, 8-10 kişilik grupların çalıştığı oyunlar var. Ama bunlardan dediğim gibi 10 taneden 9 tanesi şey olabilir. Boşa gidebilir. Var her şey. Yani ben mesela dün açıklamadığımız bir tane oyunun playtestinde bulundum. Ama bu oyun çıkar mı çıkmaz mı hiç bilmiyorum. Nasıldı? Değişik de şöyle yapıyor. Bizim şimdi bizim avantajımız 2500 tane oyuncuyu bir araya toplayıp şirket olduğunuz zaman biz 3 ayda bir güncellediğimiz bir tane database'imiz var. Giriyorsun diyorsun ki işte ben şu oyunu şu kadar saat oynadım. Bu oyunu mesela bana soruyorlar sen en çok hangi oyunu oynadın? Ben şimdi tarih boyunca baktığımda en çok oynadığım oyunları sayarsak işte herhalde World of Warcraft, Civilization serileri ve ondan sonra da FIFA filan gelir. League of Legends mesela hepinize söyleyeyim. Şimdiye kadar en fazla gümüşe çıkmış olmamın sebebi League of Legends benim hiçbir zaman çok iyi başarabildiğim bir oyun değil. Ama onun dışında 94 senesinden beri Magic oynuyorum. Dolayısıyla kart oyunları daha... Magic the Gathering. Evet, evet. 94 senesinden Ice Age'den beri oynuyorum. Ne olduğunu bilen varsa. Dolayısıyla her 3 ayda bir bu database'i dolduruyoruz. Ondan sonra yeni bir oyun test edilmesi gerektiği zaman bu database'ten bakıyorlar. İşte atıyorum ne derler, ne diyeyim mesela yakın zamanda herkesin çılgınlığı olan Candy Crush. Candy Crush benzeri bir oyun yapıyorsak kim bu şirkette Candy Crush'a çok vakit ayırmış? O insanları bir laboratuvarda topluyorlar. Arkadaşlar alın size öyle. Bir haftalık bir telefon veriyoruz. Bunun üstüne oyun yüklü. Günde belli bir saat bunu oynayacaksınız. En sonunda da gelip sizinle röportaj yapacağız diyorlar. Ona göre o oyunun devam edip etmemesine ya da neresinin geliştirilmesi güzel. Gerektiğine karar veriliyor. Doğrusu bu zaten. Çok sorulan bir soru daha var. Sena hakkında. Evet. Yani merak ediyorlar. Vallahi bir hafta içinde çıkıyor. Neyi merak ediyorlar? Sena'yı sorar mısın? Sena'yı sorayım Sena, oğlum? Sena ile ilgili iki tane komik şey söyleyeceğim. Bir tanesi bunu zaten Dora bir süredir bahsediyordu. Ya bu leak etti falan diye. Yani çok acayip. Bizimkilerin de oyuna sakladığı easter egg'ler hakikaten çok acayip. Şimdi Thresh ile Lucian karşılıklı oynamaya başladıklarında Thresh bir ruh fazlayla başlıyor şeyinde, şişesinde. Hep öyle başlıyordu. Öyle mi? Evet. En son patch'te kaldırmışlar onu. Çünkü Sena kaçıyor ya şeyin, fenerin içinden. Yani böyle bak şeylerle destek şampiyon olacak ama nedir? Marksman nişancı mı Türkçesi? Nişancı destek. Evet. Nişancıydı değil mi? Evet. Nişancı... Vurarak koruyor gördüğünüz üzere videoda. Ama zaten şeyde sanırım gelecek hafta PB'ye çıkacak. Orada test edebilirsiniz. Nişancı destek. Nasıl bir combo ya nişancı destek? Hem vuruyor hem destek. Skill'lerini merak ettim. Ben de görmedim daha çok. Banaf'ı var mı? Yok. Her sefer 5 dakika bir süre. O hep sorulacak. Banaf'ı yok arkadaşlar. Banaf'ı yok. Açılmayacak. Hikayeli oyun gelecek mi diyorlar. Neydi? Aslında yani hepsinin bir totalinde hikaye, yani böyle RPG. Valla şu anda kesin açıklayabileceğim bir şey yok ama öyle bir şeyler de düşünüyoruz. Yani online olmayan. Yani offline, niye olmasın? Tarzı. Oyuncuların ihtiyacı ve talebi varsa, dedim ya bu bizim Runeterra ile ilgili anlatacak çok hikayemiz var. Başı sonu belli hikayesi olan oyunlarda zaman içinde olabilir. TFT Mobile tarihini sormuş biri. Şimdi şöyle, yılbaşından önce bir iki tane ülkede betasını deniyor olacağız ama herhalde çıkması hepimiz için yeni yılı bulur. Ama oyun zaten şu anda oynanabildiği için bir engel yok önümüzde oynamanızda. Bu bir ekstra kanal olarak düşünün onu. Sana özel mağaza ne ya? Aa sana oradan sana, şunu sorayım. Sana özel mağaza var işte. Nasıl şey var? Sana özel mağaza dediği şey bu. Senin oynadığın şeylere bakıp 5 tane kostüm öneriyor. Ha onu demiyorum. Ben tamamen bencil düşündüm şu anda. Shooter oyun çıktı mesela. Shooter oyunda işte Türkiye'de yayıncılar var mesela. Ne bileyim Almos var. Ben varım. FPS oynayanlar falan. Mesela bize özel skinler çıkacak mı? Bize özel derken size özel mi Türkiye'ye özel mi? Türkiye'ye özel. Veya dünyada da çıkacak. Yani dünyada ya bazı influencerlarım böyle. Evet, şeyleri, mesela PUBG'de yapılıyor bu. Mitre'nin özel skinleri çıktı hatta çok güzel. Herkes alabiliyor vesaire. Bir bilgim yok. Sorabiliriz. Şöyle bir şey. Yani mesela şu anda şey öyle bir şey midir? Zula Çukur'la bir şey yapmış. Evet doğru. Aynen. Yani olabilir zaman içinde böyle şeyler. O biraz daha farklı gerçi ama. Yani tam bilmiyorum ne yaptıklarını. Sadece reklamlarını nereyle karşılaştırdık. Evet.
Ama baktığında... Kıskandım şimdi... tabii oğlum. Yani özel skin ya. Özel kostüm yani. Mito'yu tabii ki kıskandım. Adam... Ama hak etti tabii Mitrain'de. O da ayrı da... Ben de şeyde Riot'ta hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Ya böyle bir şey şimdi... kozmetik ne çıkartacağımızı ve oyunu ne şekilde monetize edeceğimiz konusunda bir bilgim yok. Sadece bizim playtest ettiğimiz şu anda core gameplay dediğimiz işte önce bir gameplay otursun. Ondan sonra gunfight otursun, özellikler otursun, onlar dengelensin. Değişik karakterler var oyunun içinde, onların hepsinin skill setleri bir araya otursun. Ondan sonra apayrı bir bu işin kozmetik işine bakan bir ekip var. Evet. Onlar bize de çok söylemediler. Biz de bekliyoruz heyecanla. Elebust yaparak mı hak ettin diye bir soru gelmiş. Kardeşim biz Elebust yaptık. Evet. Bunun arkasında duruyorum. Yapmadım demiyorum. Ama cezasını da çektik. Bir yıl mapus yaptık. Çıktık mapustan oynadık paşa paşa oyunumuzu. Bir daha da yapmadık. RP fiyatları düşer mi? Böyle esnaf mantığı gibi. Düşer mi? Pazarlığa başlandı. 3 ve 3 yerine... Aa bir ara 3v3 vardı harbiden League of Legends'ta. O sonra ne oldu? Oynanmadığı için kapandı. Yani bakıyoruz. Dominion vardı. Evet Dominion vardı harbiden. O da oynanmadı. Aslında bütün hepsini açarmışız tekrar 10. yıl serisi. Evet ya. Bence bir gün falan açılmalı. Ya şöyle baktık. İnsanlar en çok ne istiyor? Örf. Evet. Örf adet. Biz Urf dediğimiz için örfü duyacağız. Urf geliyor yakında. Batladı. LOL filmi var. Abi şeyi çıkıyor işte dizisi çıkıyor. Dizisi çıkıyor yani. Anime. Animated. LOL Mobile ne zaman? Bununla ilgili de konuştuk. İşte gelecek sene. Gelecek sene. 2020'de geliyor zaten çoğu oyunda ya. Ya aslında evet. 2020 güzel bir yıl olacak bizim için. Evet. Street Fighter ve Diablo gibi oyunlar işte dün bir tane kısa video gördük. O Diablo'ya benzer bir oyundu. Ama onunla ilgili pek bir bilgi verilmedi. Bakalım artık yakında. Zaten daha ne kadar bilgi verilsin. Bir anda böyle ortalık karıştı ya. Oyun dünyası karıştı. FPS o da 2020'de ama belli değil abi. MMORPG için hiçbir yani yok gibi bir şey şu anda. LoL RPG'yi de az önce konuştuk. Öyle de şu an bir şey yok. Olabilir, olmayabilir. Hep aynı şeyleri soruyorlar. Bir dakika, Urf kalıcı olacak mı diye geliyor. Olmayacak galiba. Neden kalıcı yapmıyorlar diye Urf'u. Bu kadar sevilen bir mod. Şöyle bir şey. Onu oynadığı zaman oyuncular diğer oyunları, diğer modları oynamayı bırakıyorlar. Hı-hı. Ve hatta oyundan soyuyorlar bir süre sonra. Şeyleri çok fazla Urf oynarsanız diğer ability'lerin timingleri falan şaşıyor bir süre sonra. Ve yani yeteneğiniz köreliyor. Yavaş geliyor değil mi normal LoL? Evet, yeteneğiniz köreliyor. Yani belli şeylerin yani bakmadan uzun süre League of Legends oynadığınız zaman artık timer'a bakmadan içinizden hangi ability'nin ne zaman refresh olduğunu özellikle işte sen de onlardansın. Pro player'lar biliyor yani. Sen şeye bakmıyorsun. Aha benim Q'm gelmiş mi? Evet. Yandı mı diye biliyorsun ya. Yani bunu kaç saniyede bir atabileceğini biliyorsun. Şimdi Earth'te hızlanınca ve bir haftadan 10 günden fazla oynayınca sapıtıyorsun şeyin. Yeteneğin köreliyor yani maalesef. Artı birler geldi zaten. Direkt onayladı bütün evet, oyuncular şu anda. Aynen. Hazırlanıp da LoL'e gelmeyen hero'lar var mı? Varsa da adları merak ediyorum. Duvar dolusu. Değil bir mi? Duvar dolusu. Yani çok şu anda var. Ezbere söyleyebileceğim bir şey yok. Ya yani ne vardı zamanında dur bakayım. Bir tane çok yani çok konsept aşamasında gördüğüm yanında altın sandığı taşıyan cin vardı bir tane. 6 sene önce falan böyle bir şey vardı. Ama yani şey o da aynen diğer demin oyun prosesinden bahsettim ya. Orada da şampiyon ekibi bir sürü konsept üzerine çalışıyor. Metayı bozmayın. Bir de bakın League of Legends'a yeni bir şampiyon getirmenin en önemli şeysi ne biliyor musunuz? Bizim bir tane dengeleme ekibi var. Yeni gelen şampiyonun geri kalan 130-140 şampiyonun dengesini bozmuyor olması lazım. Onu test ediyorlar adamlar tek tek. Yani güzel. Yeni çıkacak Senna'nın Q'su Annie'nin W'suyla nasıl çalışır? Mantıklı. Bunu bütün şampiyonlar için düşünün. Balansı da bozmak istemiyorlar evet. Tabii. PSN'e oyun çıkarmayı düşünüyor musunuz? Nereye? Herhangi bir konsola. Aslında herhangi bir konsola.
LoL Mobile dediğiniz oyun. Evet. Ama yani bütün daha farklı. Konsollarda çıkacak. Ha yani şeyleri falan çıkacak. Tabii de bütün konsollarda çıkmasını düşünüyoruz. Okey. Bütün yani hem iOS hem Android hem de bütün konsollarda çıkması üzerine çalışıyoruz. Okey. Wild Rift'in. TFT dereceli ödüllerini örnek verebilir mi? Sadece simge vesaire mi verilecek sezon? Ne zaman biter? Çok güzelmiş. Bunu sizi developer bloga yönlendireyim arkadaşlar. League of Legends ekibindeki arkadaşlar. Ha bu arada bu akşam Türkiye saatinde 9'da buradan bir yayınımız yayın olacak. Evet. Aynen. Saat kaçmış buradan tekrar takvime bakalım. Şu mu? Celebration diyor. Şu 9.30 diyor ama. Ama buranın o saati. O değil o o parti. Esas yayın şu. Ha, live stage presentation. 19.30-21.30. Tamam o zaman. Türkiye saati 9.30. 9.30-11.30 arası bu sahneden yayın yapıyor olacağız tüm dünyaya. Evet, buradaki olay şu. Legends of Runeterra'nın, Wild Rift'in Project A'den de birileri var galiba. Sahnede şeylerin basının ve influencerların sorularını cevaplayacak. Vay. Dolayısıyla akşam saat 9.30-11.30 arası mutlaka bir basın toplantısı gibi aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Şeyde dün sorulamayan soruları, çünkü insanların bir şoku atlatması ve soruları toparlaması. Evet. Ya biz bir tane oyun bekliyorduk şeklinde. Çeviri olacak mı geldi hemen? Güzel bir soru. Evet. Olmayabilir. Aynı anda Riot Games Türkiye şeyinde olacak mı? Aynı anda Riot Games Türkiye şeyinde olacak. Onun için zaten bizim tamam, onlar biraz partide, çeviriyorlar ya. Ya onlar üstüne konuşup çeviriyorlar. Evet, evet. Üstüne konuşuyorlar, çeviriyorlar. LoL'e grafiksel meta değişikliği olacak zaten abi. O yani işte yeni çıkıyor işte Rise of Elements. İnanılmaz bir değişiklik bu arada o. Yani ben onun oyunu nasıl değiştireceğini çok anlamadım. Bence mesela komple değiştirdi. Ben şeyi sordum mesela. Arkadaşım geçen hafta bizim bu arada bütün dünyadaki liglerin bir araya geldiği, 3 ayda bir araya geldiğimiz böyle FIFA ya da UEFA gibi düşünebileceğiniz bizim Espor Federasyon toplantımız var. Hı hı. Orada direkt Joe Tang'a sorduk. Joe dedik bu değişiklikler espor metasını nasıl değiştirecek? Biz çok RNG olsun istemiyoruz ama değiştirecek tabii dedik. Şeyi bildi mesela en önemli soru şu. Benim de kafamda cevabı yok daha. Takımlar bump pick'ten önce bilecekler mi? Alev ejderha aslında. Evet işte. Şey, bilmeyeceklerse RNG işin içine giriyor. Giriyor. Bilmiyorum nasıl olacak ama onu işte test ederler diye düşünüyorum ama çok bayağı değiştirecek. Özellikle yani yeni çalı eklemesi, ondan sonra duvarların yok olması, erimesi filan şey ya da işte rüzgar koridorlarında daha hızlı nasıl baskın yapılır rüzgarlar filan. 2-3 saniye fark etse yukarıdan aşağı inanılmaz metayı değiştirir. Yani Drake'in önemi inanılmaz arttı. Bakalım neler olacak. Ahmet hoş geldin kral. Eyvallah lordum. Kapatıyorum hemen abim. Ben 7 dakika sonra bir başka röportaja gideceğim, onu şimdiden söyleyeyim size. Okey, biz de zaten ondan sonra oyuna geçeriz. Süper. Ne oynayacaksın? Şey tabii ki. CS diyorum şimdi. Güzel olabilir de olmaz. Şey ya, adı neydi? Legends of Runeterra işte. Aynen aynen. Orada bir de bizim arkadaşlar, oyun için şu anda sadece İngilizce oynayabiliyoruz. Ön test olduğu için Türkçesi çıkacak ama orada oyun içi para birimi coin. Coin. Coin, Türkçesine ne diyeceğiz dedik. Mangır mı diyelim, para mı diyelim vesaire. Token desek olmaz. Token o da yanlış Türkçe anlaşılır. Evet. Şey demeye karar vermişler. Oyunun ismi Loria. Lora demeye karar vermişler. Lora mı? Evet, lira gibi. Yeni Türk lorası. Sikke diyenler var. Öyle onu demeyelim dedik zaten. O benim ilk önerim oydu ama dediler ki yanlış anlaşılır. Şey jeton olabilirmiş mesela. Jeton olabilirmiş tabii ama Lora da güzel ama. Lora tatlı olmuş biraz. RP değil çünkü aynı para değil. Evet. Lora. Sikke sikke olsun sikke olsun herkese. Tabi bak işte görüyorsun bak. Geldi espriler. Tabii tabii olacaksın. Arkadaşlar ben normalde Amerika'dayım. Türkiye'ye nadir geliyorum ama geldiğim zaman e-spor maçlarına falan gittiğimde görüşüp tanışabilirsek çok isterim. Pek çoğunuzda daha tanışma fırsatım olmadı çünkü o kadar kalabalıksınız ki. Ama şeylere bu etkinliklerimizde ya da fuarlarımızda hep yüz yüze görüp tanışmayı çok isterim. Mutlaka gördüğünüzde çekinmeden gelin, hello deyin. İnternetten de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Sosyal medya kanallarından falan da bana ulaşırsanız, şey hariç,
benim kalıcı benim var, açar mısın? Onun cevabı belli, ben bile açamıyorum. O yüzden onun dışında oyunlarla ilgili sormak istediğiniz her şey elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Abi Twitter, Instagram söyle istiyorsan. Söyleyeyim, hepsi genelde Instagram Hasman71, Hasan'ın ortası W ile yazılıyor. Twitter'da Hasman71, Facebook'tan Hasan Çolakoğlu. Zaten Facebook arkadaşlarımın yarısından fazlası Lidl Legends. Evet, yazmış birisi bak. Hasman71. Hasman71 olarak Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Evet. Sorularınız varsa vesaire oradan yönlendirebilirsiniz. Biraz fazla Fenerbahçe tweet atıyor olabilirim, söyleyeyim. Sen de Fenerliyim. Ben de Fenerliyim. Ya zaten şimdi şöyle bir şey, onun da geyiğini yapayım, Fenerbahçeli olarak bir son geyiği de yapalım. Ben şimdi Türkiye'den Amerika'ya gideceğim belli olduğu sene, o sene işte Fenerbahçe e-spor takımı kuruldu, Türkiye şampiyonu oldu. Evet. İşte benim bu oyun sektörüne gidişimde Ali Koç'un çok emeği olmuştur. İlk yatırımcım da Ali Koç. Biz işte zamanında 2003-2004 senesinde Avatürk diye bir şirketimiz vardı. Orada işte e-spor değildi o zaman da, turnuvalar falan düzenliyorduk. World Cyber Games'e takım falan gönderiyorduk. O dönemde işte yatırımcılarımızdan bir tanesi TEP, bir tanesi de Ali Koç'tu. O dönemde gayet... Vay be, bunu bilmiyordum ya. Ali Koç'un o zamandan gaming yazdığı bir yatırım yapmıştı. O zamanlar tabii, o zaman çok acayip FIFA oyuncusudu Ali Koç. O dönemde işte sonra bu yıllar geçti, Riot Games falan onları ikna edince e-spora girmeye. Bir de Fenerbahçe şampiyon olunca dedim ki ben tamam, mission accomplished, ben Türkiye'de yapabileceğim her şeyi yaptım. E-sporu getirdik, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptık, artık gidebilirim. Ondan sonra zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluğu o günden beri yok. Of, eyvah, buraya dedik şimdi bir anda şey akmış. Ya, aktı mı? Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Hakikaten ben Ferit sana da bu oyunların sadece bizim oyun için demiyorum, oyun kültürünün Türkiye'de yerleşmesini, oyunların öcü olmadığını, anne babalara özellikle arkadaşların oyunların hakikaten anlamlı bir yaşam amacı olabileceğini anlatmak konusunda senin ve başta sen ve diğer yayıncıların hepsinin yaptığı katkılara çok teşekkür ederim. 7,5 senedir Türkiye sonuncusunda, 7 senedir, 7 sene oldu aslında, 7 senedir Türkiye sonuncusunda bizlerle bu oyunları oynayan tüm oyunculara çok çok teşekkür ediyoruz. Ama da gördüğünüz gibi daha yeni başlıyoruz, birlikte çok eğleneceğiz. Hiçbir zaman şunu unutmayın, biz bütün Riot'çular en az sizin kadar oyuncuyuz. İyi oyuncu olmayabiliriz ama oyuncuyuz. Ben de yakında arada fırsat bulursam Legends of Runeterra yayını yapmaya çalışacağım. Twitch kanalı. Twitch kanalı da Hasman 70'dir. Hepsi aynı. Nerede Hasman 70'dir. Ama baktığınızda bir şey bulamazsınız. İki tane falan yayınım vardı. O da zaman aşımında siliniyor değil mi geçmiş yayınlar? Evet, siliniyor. Bir şey bulamazsınız. 30 gün. Ama bir zaman yapacağım. Söz veriyorum. Hepinize çok teşekkürler. Londra'dan sevgiler. Ben Ferit'e alasmaldık deyip sizi burada oyuna bırakıyorum. Bay bay. Bolloh. Burası çok darmış. Aynen. Göbeğim geçmiyor. Sağ ol Ferit'ciğim. Görüşürüz. Görüşürüz.